Belediyemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz alanımıza teşrif etmişlerdir. Değerli Kurtdere Ağamız, protokolümüzün diğer kıymetli üyeleri ve çok değerli basın mensuplarımız, 63. GMXL Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2014 yılından beri bu tarafa çok büyük emekler olan Yücel Yılmaz Başkanımıza bu seviyeye getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu sürecin içerisinde bulunan bir baş beyon ve güreşin bir mensubuyum. 2013 yılında en son baş beyon olmuştum. O hali de biliyorum ve tüm basın mensuplarımız da o yıldan beri takip eden büyük ustalarımız da nerelere geldiğimizi çok iyi biliyorlar. Herkes iyi biliyor. Türkiye güreş severlerin, basın mensuplarının, yöneticilerin, idarecilerin, herkesin gözdesi ve takdirini kazanan Kurtdere Mehmet Pehlivan güreşleri haline geldik. İnşallah güzel güreşler geçeceğine inanıyorum. Lig güreşlerinin finalinin yapılacağı bir yer. Tüm Türkiye'nin gözü burada olacak. Tüm pehlivan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Güreşecek pehlivanlara. Basınımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm idarecilere de tüm emeğe geçecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir Kurtdere'de Mehmet Pehlivan güreşleri izleneceğine umuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Herkese tekrardan hoş geldiniz. Burada kentimizde güreşlere çok büyük değer veriyor. Ve güreşlerin gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması için elinden gelenin en iyisini yaparak bir değer kazandırıyor. Tabii ki bu güreşlerin gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması en önemli noktalardan birisi de siz değerli basın mensuplarımızın katkıları da önemli. Ben bu vesileyle güreşlerimizin hayırlara vesile olmasını, sağlıklı, herhangi bir sıkıntı olmadan geçmesi temennisiyle bütün güreşçilerimize, antrenörlerimize, orada emek verecek tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler Kurtdere güreşlerinde bugün inşallah Allah nasip ederse bugün basın toplantımız var. Daha sonra Kurtdere köyümüze gideceğiz. Orada cumayı kılıp orada mevlid okutacağız. Daha şeyle ilgili Kurtdere'de. Ondan sonrasında ise saat 18 gibi de inşallah kortej yürüyüşümüz var. Yarın güreşlerimiz başlıyor. Ama tabii esas finallerimiz bizim pazar günü. Pazar günü inşallah seyircimizle birlikte çok güzel bir müsabakalar seyredeceğiz. Bunu yaparken de tabii burada emeğe geçen hakemler olsun, cazgırlarımız olsun, davulcularımız olsun hakikaten bir büyük komple bir organizasyon. Ve çok şükür bunu inşallah sağlıklı içinde, kazasız belasız aynen şu sesin duyulduğu gibi inşallah bir problem yaşamadan yaparız diye düşünüyorum. Hepinize inşallah bu konuda bize destek olmanız dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu 6 tane güreş nasıl oldu? Kimler birinci oldu? Fikstür nasıl? Sıralamada kimler var? Kim kimi yenerse sıralama nasıl değişecek? Kırkpınar'a acaba kimler katılamaz? Kimler birincisi olacak? Acaba federasyon en centilmen pehlivan kimi seçecek? Acaba bu kategoriler içerisinde neler olacak? Vatandaşa şu 3 gün final güreşine kadar bunları böyle bir önden duyurmak lazım. Çünkü yaşanmış çok şey var. Biliyorsunuz bu işler basın nasıl ele alırsa öyle algılanıyor. Ben hepinizin katılımından, desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Balıkesir'imiz için, Türk güreşi için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün 63.sü düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin gerçekleşeceği Er Meydanı'ndayız. Bütün vatandaşlarımızı izlemek için buraya davet ediyoruz.
Olur, sağ ol. Neyat Kentler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz kabri için takdim edeceklerdir. Buyurunuz efendim. Elif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. İnşallah tüm güreşçilerimize rahmet eyle, merhamet eyle onların ruhu için ve sağ olan tüm güreşçilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler nasip ve müyesser eylemen için ve senin rızan için lillahi teala el-Fatiha.